Tamam o halde. Siz izin meselesini dert etmeyin sakın, bana bırakın. Ben her türlü halledeceğim. Siz yeter ki toplantıda olumlu yönde oy kullanın. Anlaştık mı? Tamam, gerisini bana bırakın. Hiç merak etmeyin, ben halledeceğim. Hatta Maldiv... Çok pardon, toplantınıza kısa bir süre ara verebilir misiniz acaba? 2 dakika müsaade etseniz. Sonra bekliyorum. Ya Ferda, sen bu şirkete çok yakışıyorsun. Bir renk getiriyorsun, renk atıyorsun. Yemin ederim bak, her seferinde yemin ederim. Her seferinde diyorum ki artık sevmeyeceğim bu kadını ama bir şekilde kendine aşık ediyorsun yine. Bırak şimdi aşkı sevdayı Ahmet. Ayşem'le ilgili ne yapmaya çalıştığını farkındayım. Aras meselesinde yanındayım demişsin. Sen ne yapıyorsun? Delirdin mi? Niye? Aras... şey çocuk yani, mert çocuk. Ayşem de onu seviyor. Ne yapsaydım? Kızımı üzse miydim? Yani mutlu etmek için yerinden gelen her şeyi yapmaya çalıştım. Ne mutluluğu ya? Ne mutluluğu? Ahmet delirdin mi sen? Ayşem'in Aras'la bir geleceği olamaz. Aras, Ayşem'i üzer diye endişeleniyorsan... merak etme, ben de. Ya Ahmet, aklını mı kaçırdın? Ya silah zoruyla mutluluk mu olur? Ne yapmaya çalışıyorsun? Bak, kendine yine bir yol buldun. Zannediyorsun ki Ayşem böyle seni affedecek, baba diye bağrına basacak ama yanlış yoldasın. Yapma bak, kızına zarar vereceksin. Kızını birazcık düşünüyorsan ne olursun uzak dur, Ayşem'i zehirleme. Ya onu senin kadar ben de düşünüyorum tabii ki. Benim de kızım. Ama benim aşka saygım var, hürmetim var. Tamam, senin gibi böyle aşk konularında hesapçı kitapçı değilim. Ayşem de öyle, bana çekmiş. Tatlım benim, senin her şeyin hesap kitap ya. Senin aşka saygını gördük biz. Aşka saygısı varmış ya, senin hayatın yalan dolan. Son kez söylüyorum, Ayşem'den uzak dur. Kusura bakma ama Ayşem senin olduğu kadar benim de kızım. Öyle mi? Tabii ki. Ve kararlarına sonsuz saygı duyuyorum. Ya senin kendine saygın yok be Ahmet. Onu ne yapacağız? Kızımın hayatını mahvetmene izin vermeyeceğim. Aras'la mutsuz olacağını köpek gibi biliyorsun ama sana bir baba desin diye bütün bunlara göz yumuyorsun şu an. Ya bu kızgınlığının sebebini ben biliyorum aslında. Hadi sen de itiraf et. Ne? Ayşem'le artık sana ihtiyaç duymadan diyalog kurabileceğim diye kızıyorsun. Ayşem'i mutsuz eden biri varsa o da sensin. Ayşem'den uzak durması gereken biri varsa o da sensin. Ayşem Aras'ı seviyor diye kızıyorsun ama Merve Efe'yle takılınca hiç ses etmiyorsun maşallah. Git Merve'ye annelik et. Sen benim anneliğimi sorgulayamazsın, tamam mı? Ayrıca senin tehditlerinden falan da korkmuyorum ben. Korkmalısın bence çünkü canın çok sıkılmaya başladı Ferda. Yok. Mevzu bahis çocuklarım olunca gözüm kimseyi görmez benim. Hiçbir şeyden korkmam. O yüzden çocuklarımdan uzak dur Ahmet. Elinden geleni ardına koyma. Koymam. Efe neden ölüyor? Ne oluyor? Efe bana bak Efe. Merve cevap ver. Merve. Merve. Efe. Lakan. Merve'yle mi konuştun? Haberini aldın mı Efe'nin? Ne yaptın sen Ahmet? Merve Efe ölüyor dedi. Efe'ye ne yaptın? Hesapları kapatıyorum. Haklıydın biliyor musun? Bakkal defteri gibi zihnim var benim. Ve o karman çorman hesaplar zihnimi bulandırıyor. İnanılmaz yoruyor beni. Bazı sayfaları temize çekiyorum işte. E tabii üstü çizilenlerin bazılarının canı yanıyor haliyle. İnanamıyorum sana ya. Ya bırak şimdi öyle şaşırıyor gibi yalandan numara yapmayı. Efe durduk yere bana kazan kaldıracak biri değil. Sen saldın üstüme, öyle değil mi? Ödül olarak ne yaptın? Merve'yi mi sürdün önüne? Ya ne saçmalıyorsun sen be? Bir şey saçmalamıyorum. Diyorum ki Efe
Beni öldürmeye çalıştı. Eğer bu işte senin parmağın varsa... Ahmet yeter. Ben Merve'yi o serseriden uzak tutmaya çalışıyorum. Nasıl Ayşem'i Aras'tan kurtarmaya çalışıyorsam... Merve'yi de Efe'den kurtarmaya çalışıyorum. Ya ben niye böyle bir şey yapayım ki ayrıca? Birçok sebebim var bence. En başta da yeğenin Duru'yu ayartıp otel odasına attığımı düşünmen. Bence gayet makul bir gerekçe. Ben eğer bu yüzden seni öldürecek olsaydım bu kadar beklemezdim. Hemen öldürürdüm. Ayrıca seni böyle çoluk çocuğun önüne atmazdım. Odada gördüğüm gün işini bitirirdim Ahmet. Ben de aynı şeyi düşünüyorum biliyor musun? Ferda diyorum, benim tanıdığım Ferda. Orada, oracıkta hallederdi işimi. Ama niye yapmadı? Değmezsin çünkü. Sen hiçbir şeye değmezsin. Ayrıca benim bir şey yapmama gerek yok. Senin dünya kadar düşmanın var. Kendi pisliğinde boğulacaksın. Düşmanım kadar benim adamım da çok. Belli. Gördük senin adamlarını. En yakınındaki adam vuruyordu seni az kalsın. Ayrıca Efe'nin seni vurması için benim yönlendirmeme ihtiyacı yok. Çocuğu babasıyla tehdit etmişsin. Sebep bu yani. Efe'yi babasıyla tehdit ettiğimi kim söyledi sana? Merve söyledi demek. Peki, Efe'nin babasını nereden tanıyormuş? Kızım, öldürmeye çalıştığın çocuğun sevgilisi bilmiyorum, farkında mısın? Götürmüş, tanıştırmış işte. Komadaki adamla mı tanıştırmış? Komada ya da değil, ne fark eder Ahmet? Söylemiş işte Merve'ye. Allah Allah. Ya sen de onun itiraf edeceği süreçte tehdit etmişsin. Ya ihanete uğrayan benim. Sırtından vurulan benim. Ve yine ben suçlu oluyorum, öyle mi? Ya... Sabrımı taşırmayın artık. Merve biliyordu Efe'yle buluşacağımı. Ama ne öğrendi, kimden öğrendi elbet öğreneceğim. Ve bunda senin parmağın varsa... Ya yeter! Yeter, bu işte benim parmağım falan yok. Benim bu olaylarla bir alakam yok. Git kiminle hesaplaşıyorsan hesaplaş Ahmet. Allah Allah! İstersen çek beni vur. Ama Merve'den uzak dur. Benim kızlarımdan uzak dur. Zaten Ayşem'i çoktan kaybettin. Bu saatten sonra senin yüzüne bile bakmaz. Bu olanları da öğrenecek nasıl olsa. Ayşem'le arayı düzeltiyorum ben, az kaldı. Hiç boşuna heveslenme. Merve gidip Ayşem'e bu olanları anlatmayacak mı sanıyorsun? Ahmet, sen kendi işini bitirdin. Farkında değilsin. O Ayşem'le arasının ilişkisini destekliyorum zırvalarını da kimse yemez artık. Öyle bir çukura battın ki buradan çıkış yok. Sen dua et, Efe ölmesin. Efe'nin son duasını ben ettim. Ölür ya da ölmez. Umurumda bile değil. Benim umurumda olan tek şey... Onun arkasındaki kim? Kim saldı üstüme? Ama elbet öğreneceğim. Sana kolay gelsin o zaman. Şimdi çık git benim evimden. Benim Merve'nin yanında olmam lazım. Kapının yerini de biliyorsun. Unutmama fırsat mı veriyorsun? Merve. Geçmiş olsun. Hastamız nasıl? Ne işin var senin burada? Ne istiyorsun? Hasta ziyaretine geldim. Ne için gelmiş olabilirim? İşte kolonyamı, meyve suyumu aldım, geldim. Ayıp oluyor ama yaptı. Efe'ye yaklaşmana izin vermeyeceğim. Defol git. Ahmet zaten ziyaretçiye izin vermiyorlarmış. Tüh. O zaman kendin verirsin ha? Geçmiş olsun dileklerimi de iletirsin Efe Beyciğimize. Tutsana şunu ya. Kim ne derse desin senin yaptığını biliyorum. İkimiz de biliyoruz. Eğer bir daha Efe'nin yanına yaklaşayım dersen... ...polise gider, her şeyi anlatırım. Eğer şu an susuyorsam sadece... Sadece? Sadece derken evet, gerisini de getir sadece. Efe için mi? Kimin için? Kimi koruyorsun sen? Efe'yi mi yoksa anneciğini mi? Efe'yi. Efe'yi koruyorum. O istemedi anlatmamı. Akıllı çocuk, görüyorsun değil mi? Ben tutuklanırsam kendisi de tutuklanır. Çok iyi biliyor. Bir kez daha Efe'nin yanına yaklaşmayacaksın. Her şeyi anlatırım. Bak yani. Aynı sen. Şantaj gördüm yapıştırıyor. Neyse Ahmet, zaten ziyaretçiye izin verilmiyormuş. Hadi biz gidelim. Biz mi? Evet biz. Hadi çıkıp gidelim. Merve de biraz dinlensin. Sen bir şeye ihtiyacın olursa ara beni anneciğim, tamam mı? Her şey güzel olacak, merak etme. Hadi. Ara beni.
Seni bir türlü anlayamıyorum. Bak yemek yemeye diye geldik, kahveye oturduk. İnsanda iştah mı kalıyor Ahmet? Şu olanları görmüyor musun? Ayşen bir serserinin peşinde, Merve başka bir serserinin peşinde. Sen de bir serserinin peşindesin. Analarını çekmişler işte, kötü mü? İyi mi? Oradan güzel mi görünüyor? Ha? Ahmet yalvarıyorum şu Efe'yi rahat bırak. Ne olursun. Merve'yi üstüme salma. Bak ben çok yoruldum. Çok bunaldım. Ne olur. Efe'nin bana tuzak kurduğunu, kimden duyduğunu söylerse o zaman elbette üstüne gitmem. Ben de sordum. Efe konuşurken duymuş. Başka hiç kimseden duymamış. Ya niye inat ediyorsun hala? Ya kız gelmiş seni uyarmış işte. Sen niye gidiyorsun? Bak sen böyle kızlarla didiştikçe biz bir araya gelemiyoruz. Ben seni onlara kabul ettirmeye çalışıyorum. Sen kendine düşman yapıyorsun. Bir dakika. Biz falan derken yani ilişkimizin kurtulacak bir tarafı var mı yani? Vardı. Yani ne güzel tertemiz bembeyaz bir sayfa açacaktık ama sen her şeyi mahvettin her zaman olduğu gibi. Ya yine mi aynı mesele? Ferda yine mi aynı mesele? 40 kere anlattım ben sana ya. Ya benim Duru'yla ne işim olur? Sırf arası oyuna getirmek içindi o ya. Kız senin yeğenin, küçücük kız. Ya dokunmadım diyorum ya. Biliyorum. Duru'yla konuştum. Ha. E niye o zaman bu kadar tantana çıkardın ya? Sen benim yerimde olsan ne yaparsın? Yani seni bir kadınla görünce çıldırdım işte kıskançlıktan. Kıskandın sen o zaman. Hmm. Ay tamam ya. Allah Allah. Kapat. İstemiyorum konuşmak. Ya şöyle gülüyorsun ya. Şu gülüşün için yemin ediyorum. Yakarım dünyayı. Aman lütfen Ahmet. Tamam tamam. Yakma. Tamam. Yakma, kırma, dökme. Sakin. Tamam tamam. Sakin. Ya biz ne yapıyoruz ben gidip? Ya nereye gidiyorsun? Otur. Otur. Ya nereye gidiyorsun? Berda oturur musun? Otur şuraya lütfen ya. Ya. Kötü bir şey söyledim sanki. Bir gül dedim ya. Hadi üzme beni. Bak ben üzülürsem dünya üzülür biliyorsun. Bir gülümse bana hadi. Bir de göreyim. Ha? İşte bu gülüş. İşte bu gülüş. Ferda bana bir şans versen. Yemin ediyorum unutturacağım her şeyi. Unutabilir miyiz sence? Sen iste yeter. Her şeyi unuturum ben. Kendimi bile. Ha, seni ilk gördüğüm an hariç. Ne oldu kimden? İlacı buldum. Yarın sabah elimizde. Merve. Münasebetsiz. Ayşen meselesini unutmam yalnız. Tamam. O meseleyi de konuşacağız. Söz. Tamam. O zaman bugünkü öğle yemeğini akşam yemeğine çevirelim. Ne dersin? Yarın bana gel. Ya. Öleli yani. Hı-hı. O zaman senden bir şey istiyorum. Senin şu sarmandan yapsana iyi. Ya şu var ya Boğaz'da hiçbir restoran seninki kadar güzel yapamıyor. İyi tamam. Yapalım madem. Sen gel de. Emniyet kemerini taktın mı sen? Takmaz mıyım abi? Ha, hayat kurtarır. Seç bakayım birini. Bak bu mu? Bu. Bu. Yok abi. Siyah daha iyi abi. Ya gene mi siyah ya? Her tarafım siyah. Başka bir renk bilmez oldu. Yok be abi. Siyahla damat gibi oldum. Ya. O da olacak yakında. Ferda yengenle nikah masasına oturuyoruz ya. Bu gece milat.
Hoş geldin. Konuşmayacak mısın? Susacak mıyız böyle? Sadece güller var bugün. Silah yok. İdare edeceğiz artık. Ne yapalım? Gel. Şundan mı başlayalım bakalım? Öbür dünyada sorarlarsa... Dünyada en çok neyi sevdin diye Ferda'nın sarmaları diyeceğim. Bulamadın mı başka sevecek bir şey? Bu mu yani, sarma mı? Buldum, buldum da buluşamadık ki Ferda. Ben sadece sevmişliğimle kaldım. Ha, ben otel odasında buluştunuz diye düşünüyordum. Ne? Yavaş. Helal. Dur. İyi misin? Gel. İç şunu. İç. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Beğendin mi sarmalarımı? Beğenmek ne demek? Bayıldım. Göstereyim istersen nasıl sardığımı. Şimdi netle şaka olmaz ha. Yok, ben sarmaları demiyorum. Seni nasıl sardığımı göstereyim diyorum. Sen de kendini nimetten sanma. İyi, gel bakayım şöyle. Gel, gel. Seviyor musun beni? Çok. Doğruyu söyle. Özlemişim seni. Ben de. Bir daha ayrılmayacağız. Söz veriyorum sana. Hep birlikte olacağız. Sen, ben ve kızlar. Nereye? Susadım. İçecek bir şeyler alacağım. İster misin sen de? Olur. Ne istersin? Getir işte bir şeyler. Senin elinden zehir olsa içerim. Ben de bir duş alayım bu arada. Tabii tekrar geri gelmeyeceksen. Havlular banyoda, dolabın içinde. Alırız. Diyorsun. İlk başta halsizlik yapacak, sonra iştahsızlık, sonra halüsinasyonlar görmeye başlayacak. Tertemiz bir kalp krizi. Yalvarırım, yeter. Korkmuyorum senden, anladın mı? Çık git hayatımdan. Girdiğin ilk günden beri her şeyimi cehenneme çevirdin. Bütün hayatım... Thank you.
şey yok Ferda. Herkesi öldürür sevdiğini. Ferda, benim yiyecek hiçbir şeyim yok. Ya da ben mi bulamadım? Ya şu alışverişe çıkıyorsun, bana da bir şeyler alsana. Alırız. Ne oldu? Seni böyle görmek, ne bileyim, başka erkeklerin göremeyeceği şekilde görmek. Benim olduğumu bilmek. Benim kadınım olduğunu bilmek. Nasıl bir his? Çok güçlü. Dayanılmaz. Karşı konulmaz. Tamam. Karşı koymayalım o zaman. Doya doya yaşayalım. Yaşayalım da. Ömrümüzün sonuna kadar. Bize. Aşka. Aşka. Aa. Aa. Ne? Ne oldu? Bir dakika, bir dakika. Hani aşka içiyorduk? İçeceğiz, içeceğiz. Aşka içeceğiz de. Nereye koyduk biz bunu? Ne oldu? Ne? Bana mı? Sana tabii. Cennetine ve cehennemine. Yüzüğün adını sormayacak mısın? Ne? Adı? Araf. Beni bıraktığın yer. Çok yakıştı. Evet, bu çok güzel. Senin de güzel. Ferda, bana bir söz ver. Bu yüzüğü parmağımdan, beni de gönlünden çıkarmayacaksın. Söz ver. Çıkardım. Ne oldu? Neden ağlıyorsun? Mutluluktan mı? Mutluluktan mı?